330 puandan başlamış bir öğrenciydim. Gerçekten de çok iyi bir puana sahip değildim. Belirli başlı şeyleri beni götürmüyorlardı. Beni arkadaş gibi görmüyorlardı. Ve ben orada aktif bir şekilde açıkçası zorbalanıyordum. Dolayısıyla eğer soru hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız bile, bambaşka bir konuyla alakalı olsa bile... LGS Odası'nın 3. bölümündeki konuğumuz Eymen Ata. Eymen, ne haber? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor Bengüsü. Ben de sınavlarıma çalışıyorum. Eğleniyorum, arkadaşlarımla beraber geziyorum. Sanırım zaten bu çekime gelmeden önce bir sınavdan geldi. Nasıl geçti? Benim bu hafta epey bir sınavım oldu. Bu seferki sınavım da idare eder geçti. Yani çalışıyoruz. Artık emeğini ben de almak istiyorum sizin gibi. Eminim çok iyi bir sonuç gelecektir zaten. Ben kısaca seni tanıtayım arkadaşlara. Eymen Ata 456 puan olarak 2.15'lik dilime yerleşti LGS'de ve şu anda da Çemberlitaş Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürüyor. Demek istediğin başka bir şey var mı? Liseye geçmek açıkçası çok daha iyi bir şey oldu benim için. Çok farklı hobiler, çok farklı arkadaşlıklar edindim. Özellikle ben şu an kendi okulumda Çemberlitaş'ta Münazara ve MUN, Model Birleşmiş Milletler gibimsi iki etkinlikte sık sık yer alıyorum. Onlarda farklı farklı faaliyetlere katılıyorum. Aynı zamanda oradan buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa uluslararası müfredatlarımız da var. Tercihlerinizde Çemberlitaş Anadolu Lisesi'nde yardım etmekle beraber bekliyorum. O müdür gibi oldu. Yorumlarda da aslında birçok arkadaşımızın bize söylediği, sorduğu gibi neden sürekli Türkiye birincilerini konuk olarak alıyorsunuz sorusuna bugün cevap olarak aslında hedefi 430'un üzeri olan arkadaşlarımız için Eymen'i konuk olarak aldık. Eymen'in bence bu konuda onlara çok fazla yardımı dokunacak diye düşünüyorum. Ne dersin? Açıkçası ben LGS sürecine başladığımda 330 puandan başlamış bir öğrenciydim. Gerçekten de çok iyi bir puana sahip değildim ve zaman içerisinde bu çok gelişti. Hatta şunu da ekleyebilirim. Ben birinci dönemde hiçbir denememde 400 almadım. Benim hedefim 450 puanlarda bir şeydi. 456 puanla geldim ve hani hakikaten de düşük netlerden 330, 360 gibi deneme puanlarından 450'ye, 460'lara nasıl çıkabileceğinizi bence güzel bir şekilde anlatabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Hazır düşük puanlar demişken senin en düşük puanın kaçtı? Çünkü bu genel olarak çok merak edilen bir soru oluyor arkadaşlar tarafından. Benim en düşük puanım doğruysam ikinci denememdeydi. 330 ya da 340 olmalı. Sonraki yaklaşık 2 ay boyuncaki denemelerim hepsi 360-370'lerde gelmişti. Peki temelin nasıldı? Yani ortaokulun ilk dönemlerinde yani 5. 6. sınıftayken daha mı iyiydi notların yoksa hep bu gidişatta mıydı? Şöyle ki ben ortaokulda ya da ondan da öncesine geçebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde dersleri dinleyen bir öğrenci değilim Bengisu. Benim 6. sınıf matematik notlarım mesela 50'lerdeydi. Ve gerçekten de hiçbir dersi dinlemiyordum. Yani dolayısıyla benim hiçbir temelim yoktu. Ardından benim senemde 7. sınıf karantina dönemiydi ve o sene okula gitmedim. Bütün sene boyunca ben oyun oynadım. Europa Universalis oynadım. Hangi oyun? Europa Universalis 4, EU4. O yıl içerisinde 1300 saat kastım ve çok eğlendim. Bir daha olsa yapar mıydım bilmiyorum ama mutluydum açıkçası. Peki o noktadan nasıl Çemberlitaş'ı kazandın? Yani eminim ki netleri başlarda düşük olan, belki şu an hala düşük olan son 20 gün kala arkadaşlarımız var. Onlara vermek istediğin böyle püf nokta tavsiyelerin var mı? Püf nokta tavsiyelerden önce belki şeyden bahsedebilirim. Arkadaşlar buraya gelmek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden birisi azme sahibi olmak. 7. sınıftayken bu azme birazcık daha erişmiştim. Şöyle ki benim mesela sana da anlattığım gibi bir arkadaş grubum vardı fakat onlarla pek uyuştuğumuz bir nokta yoktu. Ben 7. sınıftayken arkadaş grubum kavga ettim hatta. Kavgadan sonra ben dedim ki daha bilinçli bir arkadaş ortamı olsa daha hoş olur gibisinden bir düşünceyle beraber dedim. Ben sanki ders çalışsam belki daha iyi bir yerlere gidebilirim gibisinden bir fikir oluştu. Devamında bunu ablamın desteğiyle de yaptım. Ablam bana hep şey derdi. Eymen, doğru düzgün bir liseye gitmeni istiyoruz. Yani az buçuk çalış, bazı şeyleri yapabileceğini bil. Bununla beraber devam ettiğinde ben anladım ki tamam çalışmam gerek, dolayısıyla çalışayım. Bu azme sahip olduğumdan ötürü ben açıkçası 456 yapabildiğimi düşünüyorum. Çalıştığınızda ya da azminiz olduğunda çalışıyorsunuz. Çalışmanızın sonucunda yani sonucunda da ulaşıyorsunuz. Evet. Peki arkadaş grubunla ilgili bir kavgadan bahsettim. Bu kavga sözlü bir kavga mıydı yoksa cidden dövüş falan oldu mu? Ya da şöyle sorayım, nedeni neydi? Yani tam olarak sizin sürtüştüğünüz, anlaşamadığınız konu neydi? O arkadaş grubumla açıkçası bayağı uzun bir süre arkadaştım. 6 yıllık bir arkadaşlığımız vardı. Ama yeni ve benden daha aktif bir arkadaş gelmişti oraya ve ben orada aktif bir şekilde açıkçası zorbalanıyordum. Hani belirli başlı şeyleri beni götürmüyorlardı. Beni arkadaş gibi görmüyorlardı. Ve ben onları hani hakikaten çok da etraflarında takılamıyordum. Yani devamında yani az buçuk kavga ettik. Anladım.
o kadar yani devasa bir şey değildi hani. Sonucunda zorbalandım ve yani bir kavga ile beraber onlarla aramı da bozmuş oldum. Öyle benim için aynı zamanda duygusu olarak da zor bir dönem idi. Ama en sonunda aslında seni şu an bulunduğun o başarılı kişi haline getiren olaylardan biri de diyebilir miyiz en nihayetinde? Kesinlikle. Ya şöyle bir şey var ki bazı trajediler hakikaten daha iyi sonuçlara sizi götürebiliyor. Bence bu da benim öğrendiğim önemli bir dersti. Dolayısıyla sonraki tartışmalarda ben hakikaten bir yere kadar yalnız kalmıştım. Peki bu arkadaş grubundan ayrıldıktan sonra 8. sınıf döneminde yalnız başına mı çalıştın yoksa yeni bir arkadaş grubuna dahil oldun mu? Yani açıkçası beni 8. sınıfta da özellikle destekleyen bir arkadaş edinmiştim orada. Zeynep, buradan da kendisi muhtemelen videoyu izliyordur. Ben Zeynep'le beraber LGS'ye çalıştım. Zeynep'le aynı okula hedefliyorduk. Zeynep'le aynı puanı hedefliyorduk gün sonunda ve ikimiz de çok iyi puanlardan başlamadık. Ben LGS sürecinde de kaybettiğim arkadaşların arasından yeni bir arkadaş kazandım. Zeynep'le beraber de ortaokuldan mezun oldum. Peki Eymen, zaten senin de bildiğin üzere birçok arkadaşımızın hedefi LGS'de 400 üstü bir puan elde etmek ve zaman da çok daraldı. Artık 20 güne yakın bir vakit kaldı LGS'ye. Sence bu 20 günde neler yapılmalı? Nasıl son zamanlar değerlendirilmeli? Bence Bengisu, son 20 gün içerisinde yapabileceğiniz hakikaten en faydalı şey deneme çözmek. Bunu birazcık daha açıklamam gerekirse arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu anki fırsat maliyetiniz çok daha yüksek. Ya baktığınızda bundan önce kaç 340 gününüz gibisi bir şeyiniz oldu ama son 20 gününüzde en çok faydayı elde edebilirsiniz. Şunu akılda tutmalısınız ki son 20 günde çok fazla kişi hakikaten pes ediyor. Siz pes etmeyeceksiniz. Bu son 20 günde alabileceğiniz en fazla faydayı alın ve bununla beraber gidin. Denemeler size gerçekten bir ölçüt veriyor. Sınavda ne yapacağınızı ve sınavda ne yapmanız gerektiğini denemelerden anlayabiliyorsunuz. Ve denemeler son 20 gün içerisinde özellikle sorununuz arttığından dolayı daha iyi hatırlıyorsunuz. Yani mesela bir soruyu yanlış çözdünüz mü? Belki bu benim için özeldir ama bir soruyu çözdünüz mü? Artık son 20 gün içerisinde tamam ya. Belki bu aklımda kalsın diye bir bakıyorsunuz. Yapmıyorsunuz o hatayı bir daha. Üstüne üstlük son 20 gün diye bir ateşleniyorsunuz. Yani insan korkuyor, stres oluyor. Ben de oldum, hepimiz olduk. Daha da çözmek istiyorsunuz. Asla pes etmeyin. Bu şey gibi geldi bana biraz. Bir sınava bir ay önce çalışmakla son gün çalışmak arasında her zaman son gün daha iyi sonuç verir gibisinden. Değil mi? Ama biraz öyle değil mi ya? Öyleyse son 20 gün kala sence netler artar mı? Bence artar. Ben bunu şahsen şöyle söyleyeyim açıkçası. Ben son 20 gün içerisinde 15-20 puan arasında arttırdım. Bayağı iyi. Evet, çünkü en fazla verimi ben son ayda aldığımı söyleyebilirim. Dedim ya size, benim 400 üzerinde denemelerim birinci dönemde yoktu. İkinci dönemde geldi. İkinci dönemde de genellikle 420-430 gibisinden sonuçlar alıyordum. Fakat Mayıs geldiğinde bunları ben üstüne bir 10-20 puan hakikaten ekledim. Peki bu son 20 günde günde ortalama kaç soru çözdün? Arkadaşlar şöyle, soru sayım benim hakikaten azdı. Lakin bunu şeyden ötürü söylemek istemiyorum. Ben çalışmıyordum ya da eve gidiyordum, yatıyordum gibisinden değil. Hepinizin farklı çalışma yöntemleri var. Kimi daha verimli, kimi daha verimsiz. Yani ben yavaş bir insandım. Bu belki benim temelsizliğimden ötürü olabilirdi o zaman. Matematik bilmiyordum günün sonunda. Bundan ötürü ben günde genelde ortalama 50-60 soru falan çözüyordum. Çok büyük bir kısmı yeni nesil matematik oluyordu. Diğer derslerimde bir tık daha iyi olduğumdan ötürü Türkçe gibisi soruları okulda çözüyordum. Bizim denemelerimiz oluyordu. Sizde de dershanede falan vardır belki. Oralarda çözüyordum. Evde full matematik gidiyordum. Peki temelin bu kadar kötü olduğunu söylerken nasıl düzelttin? Bundan önce küçük bir motivasyon konuşması. Arkadaşlar ben size şunu itiraf ediyorum. 6. sınıftayken ben hala kesirli sayıların gerçekten nasıl çalıştığını hiç anlamıyordum. Şu an anlatamayacağım bir gelişme kat ettim ve gerçekten de okey bir matematikçi olmaya ilerlediğime inanıyorum. Matematiğinizin temeli yoksa temelini almanız gerek. Ben burada hangi yöntemle yapacağınızı size anlatamam çünkü siz de birazcık farklı kişilersiniz. Ayrıca zamanınız çok az. Benim verebileceğim en büyük önerilerden biri kişisel bir masaya oturun. Nasıl geliştirebileceğinizi matematiğinizi kendiniz düşünün. Burada size vereceğim tavsiyeler benim için geçerliyken sizin için geçerli olmayabilir. Ben son 20 gün kalmışken matematik netlerimi nasıl arttırabilirim diye düşündüğünüzde bence siz kendinize daha iyi bir cevap bulabileceksiniz. Sadece bunun hakkında derin bir düşünmeniz gerek. Yani burada verilebilecek tek objektif tavsiye ardını bırakmamak ve pes etmemek olmalı bence. Madem anlatamıyorsunuz arkadaşlar o zaman gösterin. Taktikleri. Sizlerle denemenin içinden bir matematik sorusu seçelim. Orada verin taktiklerinizi. Yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Hem bilgileriniz ne kadar taze onu görelim. Ne diyorsunuz? Olur abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak Eymen için bu gördüğünüz cebirsel sorusunu seçtik doz denemelerinden. Bakalım nasıl çözecek ve nasıl taktikler verecek.
Gelin arkadaşlar sizlerle beraber soruyu okuyalım ilk öncelikle. Aşağıdaki şekilde verilen sarı renkli kare biçimindeki bir kağıdın bir kenarın uzunluğu 3x cm'dir, şurada verildiği üzere. Hatice bu kağıdın köşelerinden dik kenarların uzunluğu y cm ve 2y cm olan dik üçgenler keserek çıkarmıştır. Geriye kalan parçanın alanı ile bir kenarın uzunluğu 3x-2y cm olan yeşil renkli dikdörtgenin alanının birbirine eşittir. Buna göre yeşil renkli dikdörtgen uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Başlamak gerekirse arkadaşlar burada 4 tane üçgen görüyoruz ve benim aklıma ilk gelen şey şu ki bu üçgenleri birbirleriyle birleştirdiğimizde yani şöyle bir üçgeni bunun aşağısındaki parçasıyla ya da şuradaki üçgeni buradaki parçayla birleştirdiğimde şöyle küçük bir tane dikdörtgen elde etmiş oluyorum. Dikdörtgenin alanını da bulmayı hepimiz yapabiliriz. Y kare 2y santimetre. Ben buradan 4y kareye ulaşıyorum. Fakat aynı şey bir kez daha geçerli. Dolayısıyla 2 ile de yeniden çarpıyorum. Sonuç olarak ben buradaki karenin üçgenleri çıktığında -8y kare gibi bir rakamla beraber çıkacağını sonuç getirebiliyorum. Devamında bana karenin bir kenarın uzunluğunu vermiş. Karenin bir kenarın uzunluğunun karesi alanına eşit olduğundan dolayı 3x'in karesi bize 9x kareyi veriyor. Şimdi devamında burayı çıkardığımıza göre ben bu... Emin 8y kare olduğuna emin misin? Y kare 2y santimetre? Hayır, emin değilim. Haklısın. Evet, ben burada y kare 2y'ye 2y kare yerine 4y kare demişim. Dolayısıyla burası 2y kare olacak ve bunu 2 ile çarptığımda 4y kareye ulaşmış olacağım. Devamında 9x kareden 4y kare çıkmış bir çokgen elde etmiş oluyorum. Ve bu alan buradaki dikdörtgenin alanına eşitmiş. Biliyoruz ki uzun kenarla kısa kenarın çarpımı onun alanını veriyor. Ve burada bize kısa kenarın uzunluğunu 3x-2y cm vermiş. Ve bunu ben buradaki a ile çarptığımda 9x kare eksi 4y kareye ulaşmış oluyorum. Arkadaşlar ayrıyeten benim gözüme takılan şeylerden birisi de bunun 9x kare eksi 4y kare olması. Bu bana şu an ismini hatırlamadığım bir kuralı hatırlatıyor. 2 kare farkı olabilir mi? Kesinlikle 2 kare farkı. 3'ün karekökünü aldığımda 9'un karekökünü aldığımda bana 3 geliyor. X karenin karekökünü aldığımda x geliyor. Yani 3x 4'ün karekökünü aldığımda 2, y karenin karekökünü aldığımda y. Buradan 3x artı 2y kare 3x eksi 2y şuradaki sonuca eşit olduğunu çıkarabiliyorum. Ve de ki dikkat ederseniz 3x eksi 2y şurada bize verilmiş. Yani biz buradan a'nın aslında 3x artı 2y olduğu sonucuna gelebiliyoruz. Dolayısıyla bize soruyor ki buna göre yeşil renkli dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Bulduk ki 3x artı 2y santimetre cevabımız a. Sırada Bengisu'nun sorusu var. Yine doz denemelerinden ve sıkça karşımıza çıkan bir soruyu taktiklerle çözecek. Hadi başlayalım Bengisu. O zaman soruyu okuyarak başlıyorum. Elif çevre uzunluğu 46 cm olan dikdörtgen biçimindeki levhayı noktalı çizgili ile belirtilen köşegenleri boyunca keserek A, B, C ve D üçgenlerine ayırıyor. Elif'in elde ettiği üçgenlerden B ve A üçgenlerinin çevre uzunluklarının farkı 7 cm olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç cm karedir? Öncelikle arkadaşlar ben bu soruyu bir noktada denklemler çözerek değerlendireceğim. Umarım sizin için de faydalı olur. Öncelikle biliyoruz ki biz dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. O zaman eğer ben bu kenara x dersem bu kenar da x olacaktır. Aynı zamanda bu kenara y dersem bu kenar da y olacaktır. Dolayısıyla aslında benim burada elde ettiğim şekilde bu kenarı y, bu kenarı y, x yazdım. Bu kenarı da x olacak. Bu kenarların uzunlukları birbirine eşit mi ya da birbirlerinden farklıysa ne kadar farklı? Biz şunu biliyoruz ki dikdörtgenin köşegenleri birbirlerini kestiği için burası, burası, burası ve burası aslında birbirine eşittir. Dolayısıyla bizim bu soruda bu kenarlarla herhangi bir işimiz olmayacak çevreyi hesaplarken. B ve A üçgenlerin çevre uzunlukları farkı derken bize buralar eşit olduğu için aslında Y ve X'in farkından bize bahsediyor. Anlaşılabileceği üzere uzun kenar kısa kenardan daha uzun olduğu için aslında Y, X'ten 7 fazla olacaktır. Şimdi bu denklemimizi biz elde ettik ve buna bağlı olarak dikdörtgenimizin alanını nasıl hesaplayabiliriz? Şimdi biz aslında çevre uzunluğunun 46 cm olduğunu belirtmişti. Az önce de dediğimiz üzere aslında dikdörtgenin çevre uzunluğu 2x artı 2y'dir. Yani aslında 2x artı 2y bizim için eşittir 46. Bundan kaynaklı olarak da x artı y 23 eşittir. Bu soruya geri döndüğümüz zaman biz x artı y'nin toplamının 23 olduğunu biliyoruz ve farklarının 7 olduğunu biliyoruz. Biz aslında bu farkı bunlardan çıkardığımız zaman 2 tane x elde etmiş olacağız. Yani aslında 23'ten 7'yi çıkardığımız zaman
16 elde ediyoruz ve bu 16 bizim için 2 tane x'e eşit oluyor. Çünkü aslında biz aralarındaki bu 7 farkını y'den çıkarmış olduk ve bu noktada 2 tane x elde etmiş olduk. 16 2x'e eşitse x 8'dir. E toplamları zaten 23 demiştik. Bundan dolayı da x 8 ise y 15'tir. 8 ile 15'in çarpımı da bizim için 120 cevabını veriyor olacak. Ben açıkçası bu tür sorularda sorunun bazen mantığını anlamadığım zaman hemen kendim değerler verip denklem kuruyordum. Bazen işte burayı bilmiyorum, bu kenarı bilmiyorum, aralarındaki farkı bilmiyorum, nasıl hesaplayacağım dediğim zaman denklem her zaman benim yolumu açardı. Dolayısıyla eğer soru hakkında hiçbir şey bilmiyor olsanız bile, bambaşka bir konuyla alakalı olsa bile böyle değerler vererek A, B, X, Y denklem kurarak sorunun çözümüne bence kolayca ulaşabilirsiniz. Sana da teşekkür ediyoruz Bengüsü. O zaman hemen yayınımıza dönelim. Çok da paslanmamışız sanki. Çözdük gibi soruları, ne dersin? Bilmiyorum. Peki o zaman şimdi birazcık da sınav senesinde seni en çok zorlayan şey neydi? Onun hakkında konuşalım diyorum. Bir tık zor bir soru oldu sanırım. Evet, aslında gerçekten de cevaplaması zor bir soru. Şöyle ki ben sınav senemde hakikaten sıra dışı şeylerin üzerinden geçtiğimi düşünüyorum. Belirli başlı ailevi problemlerim oldu. Bunları kameraya direkt ben anlatamıyorum. Ancak burada sizin şunu anlamanızı istiyorum ki zamanında hepiniz zor şeylerin üstesinden gelmiş olabiliyorsunuz. Ben sınav senemde çok zorluklar çektim. Belki siz de çektiniz. Yalnız değilsiniz. Asla yalnız olduğunu sanmayın. Sizden sonrakiler de çekecek. Dolayısıyla gerçekten de bazı belirli başlı şeyleri atlattığında insan, ailevi sorunları olsun, olmasın, her şeyin üstesinden geliyorsunuz. Günün sonunda arkadaşlar, siz de biliyorsunuz ki hayat bir yerde siz zaten zorlayacak. Beni LGS senemde zorladı. Ama burada anlatmak istediğim şey gerçekten zorlukların üstesinden gelen bireymen 330 puandan 456'ya çıktı. Ve hani hakikaten ne kadar zorlansanız dahi azimli bir şekilde çalıştığınızda ve bazı sorunlarınızı üstesinden gelmeye çabaladığınızda başarabiliyorsunuz. Beni en çok zorlayan şey stresti. Yani eminim şu an bu videoyu izleyen birçok arkadaşın da en çok korktuğu şey stres olabilir. Sınav anındaki stres, öncesindeki yaşadığınız stres. Ben de bundan çok gerilmiştim, çok korkmuştum. Çünkü ben açıkçası bir tık stresli bir insanım. Yani ben hayatımda hiç kendi denememi kendim kontrol etmedim. Hep o kadar stres olurdum ki kontrol ederken başka bir arkadaşıma verirdim. O benim yerime kontrol ederdi. Ama en nihayetinde bence bu stres beni geliştirdi. Şu an Galatasaray Lisesi'nde okuyor olmam belki de çok stresli olmamdan kaynaklanıyordu. Eğer sizin de böyle problemleriniz varsa, yani stresten korkuyorsanız ya sınav anında stres olursam neler yaparım diyorsanız öncelikle şunu unutmayın, sınavdaki stres sadece ilk 10 dakika. İlk 10 dakikanın ardından sorulara daldığınızda aklınıza bile gelmiyor o an nerede olduğunuz, ne yaptığınız, hiçbir şey hem de. Dolayısıyla ben şahsen hatta ilk soruyu okuduğumda her şeyi unutmuştum. Tamamen sınava odaklanmıştım. Dolayısıyla eğer öyle bir korkunuz varsa, işte stres olurum, elim ayağıma dolanır, ne yaparım, asla korkmanıza gerek yok. İlk soruyu okuduğunuzdan her şey kafanıza duracak ve siz sadece sınava odaklanacaksınız. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. O zaman bol denemeli bir 20 gün bekliyor arkadaşlarımız. Ne dersin? Kesinlikle. Son olarak bu yıl sınava girecek olan arkadaşlara tavsiyen ne olur? Aslında düşünce epey bir tavsiye verdik. Ancak ben bunların aralarında en kritik olanı da yeniden üstünden geçmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Senin de katılabileceğin gibi bence asla pes etmemek ve sonuna kadar yani gaza basmak. Arkadaşlar şöyle bir şey var ki gelecek 5 ya da hazırlık okumazsanız 4 senenizi gerçekten de bu 20 gün içerisinde kendinizi ne kadar gerçekten zorlarsanız o kadar fazla faydasını alacaksınız. Dolayısıyla burada size verebileceğimiz bence en önemli tavsiye asla pes etmemek olmalı. Bu 20 gün içerisinde pes etmeniz size büyük patlar. Eyvallah reis. Eymen, bugün burada olduğun için çok teşekkürler. Videomuza konuk olduğun için. Ben şahsen çok eğlendim. Umarım sen de keyif almışsındır videoyu çekerken. İnanılmaz fazla keyif aldım. Çünkü şöyle bir şey var. Ben LGS sonucumun açıklandığı gün arkadaşlar, Tonguç'un kendisine mail atmıştım. Buraya çıkmak için mail atmıştım ben Tonguç'a. Benim LGS hayallerimden birisi Tonguç'a çıkmaktı. Ben çok fazla Tonguç izlerdim. Bugüne nasipmiş. Bakın çalıştığınızda belki siz de Tonguç'a çıkabilirsiniz. Yani ben hayalimi gerçekleştirdim. İnanıyorum siz de gerçekleştireceksiniz. İyi bir çocuk olursanız filmleri görürsünüz. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka yorumlarda belirtin. Okuyor olacağız yeni bölümümüz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.